Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli konuklarımızla beraberiz. Bugün siz de ekranlarınızda görüyorsunuz, son dakika trafiği yaşıyoruz. Yine biraz ortalık karıştı. Bakalım yarın piyasalar nasıl tepki verecek? Konuşacağız az sonra. Siz de son dakikalardan zaten fark etmişsinizdir. Tam Brit zirvesinin olduğu gün açıklamalar Amerika'dan arka arkaya geliyor. Bunu değerlendireceğiz değerli konuklarımızla. Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz hocamız bizimle, İstanbul Üniversitesi. Profesör Doktor Murat Ferman hocamız, Işık Üniversitesi öğretim üyesi. İlmitaş Demir Optimal Araştırma Şirketi başkanı ve doçent doktor Ece Baban bizimle beraber. Şimdi hadiseye, şimdi ben başka bir farklı bakış, farklı görüş diyoruz ama ben farklı bakış olarak şöyle bir konuyu açmak istiyorum. Şimdi BRICS dediğimiz, BRICS'te Brezilya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Rusya oluşumun Başkan Erdoğan işte zirve için oraya gitti. Şimdi olayların örgüsüne bakacak olursak, orada Çin Devlet Başkanı ile görüştü. Bir saat önce Putin'le görüştü. Ve bu arada birinci biliyorsunuzdur ki, izleyiciler açısından da söyleyelim. Dünya ekonomisi %40'ına neredeyse yakın bir sahipler. Madenler aynı şekilde. %40 tarım üretimi bu ülkelerde. Ve geleceğin yıldızları olarak görülen Çin dediğimiz, Hindistan dediğimiz, Rusya dediğimiz ülkelerin olduğu bir bankaları oluşturduğu bir banka oluşturdular. IMF'ye karşı alternatif olabilecek bir oluşum şeklinde görünmeye başladı. Amerika'nın kriz sonrası dolar ne olacak? Petrodolar sistemi sarsılmaya başladı. İyi değil durumları. Arka arkaya ekonomiyle ilgili farklı açıklamalar geliyor. Türkiye'ye dönüyoruz. Tabii ki Türkiye genç bir cumhuriyet, genç bir ülke. Ona rağmen ekonomimiz iyi. Evet, çok negatif taraflarımız var. Şimdi onları da biliyoruz. Enflasyon, cari açık. Okey, ona da tamamız. Ama tam bu esnada Brunson, bu papaz, rahip artık neyse, rahiple ilgili açıklamalar geldi. Ev hapsine alındı önce. Arkasından başkan yardımcısı Amerika'nın açıklama yaptı. Tehdit etti. Yaptırım uygulayabiliriz dedi Türkiye'ye. Alenen yani. Hani bunlar da kesin ekonomik yaptırımlardır bu arada. Çok iyi, CIA'nın nasıl çalıştığını çok iyi biliyoruz. Açık açık konuşalım yani artık. Neye saklayacağız, gizleyeceğiz? Herkes her şeyi biliyor. Arkasından Trump tweet attı bu konuyla ilgili. İşte çok sevgi değer, saygı değer aile babası Brunson falan, bir papaz yani sonuçta. Ve arkasından dışişlerinden açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben özetliyorum, böyle size bırakacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoldasınızdır çünkü, o yüzden bilmiyorsunuzdur. Putin'le görüşürken dedi ki, ilişkilerimiz kıskanılıyor olabilir dedi bu açıklamalardan sonra. Yani bunu bir nevi Amerika Birleşik Devletleri'ne söyledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama var. Ucuz tehditlere tahammülümüz yok. Son dakika, siz de görüyorsunuz, Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaş Pompeo ile görüştü ve şu an hepsi Güney Afrika'dalar. Başkanın ekibinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinde Çavuşoğlu da var, Bakan Albayrak da var, Hakan Fidan orada, Savunma Bakanı orada, herkes orada. Yani resim bu. Net olarak resim bu. Şimdi bu nereye gider, ne olur? Yani örnek veriyorum, Türkiye'nin de bir imamın orada tutuklanıp yargılanırken Türkiye, ya bize verin imamımızı mı diyecek orada yani? Orada bir tane kendisini imam olarak sayan, ancak papaz olan birisi var. Onların papazları her türlü kıymetli. Fethullah Gülen de onların papazı. Şeyde, Brunson'da. Yani bu adam nasıl bir adamdır ki? Bir papaz için müttefiki papaz olan. Papaz değil ama acayip. Hayır, işte papaz. Papaz zaten, o yüzden diyorum, evet. Altını kırmızıyla çiziyorum. Pastör ajan, sıfatı var. Pastör sıfatı var. Evangelistlerin söylediğine kadarıyla bir öncüsü, daha doğrusu bir önderi olarak görülüyor. Şimdi buradan ne sonuç çıkaracağız? Acaba Başkan Trump'ı ezen bir başkan yardımcısını mı görüyoruz? Çünkü ezerek ilk açıklamayı o yaptı başkandan önce. Başkan sonrasında yaptı. Yani bir sürü aydınlanması gereken, konuşulması gereken konu var. Yani şimdi genel olarak baktığımız zaman, genel bir çerçeve çizdiğimiz zaman Türkiye ne zaman, bunu şunda da gördük, işte Astana sürecinde de gördük, ne zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde başrolde olmadığı, rol almadığı, dünyaya şekil veremediği, kendi hegemonyasını meşrulaştıramadığı noktalarda Amerika Birleşik Devletleri farklı ülkelerin bir araya gelerek
ekonomik, siyasi bir güç oluşturmasından rahatsız olan bir ülke. Ne zaman böyle bir birliktelik oluyorsa o zaman Amerika Birleşik Devletleri farklı tepkiler vermeye başlıyor. Şimdi Türkiye'nin Rusya, İran ve Türkiye Astana sürecinde garantör ülkeler olarak bir araya geldiğinde de Amerika Birleşik Devletleri'nden ciddi tepkiler geldi. Huzursuzluk yaratacak, Türkiye'yi huzursuz edecek adımlar atıldı. Aynı şekilde BRICS'te de Türkiye'nin dışarıdan katılıyor olması, farklı ekonomik birlikteliklerin doğabilecek olması, buradaki Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın işte 2050'li yıllarda küresel anlamda, ekonomik anlamda liderliğe oynayacak ülkeler olması tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız edecek. Şimdi Türkiye'nin bu ülkelerle birlikte hareket edebilecek, anlaşma sağlayabilecek olması, özellikle ben burada Rusya ile Türkiye'nin yeniden yakınlaşması, Putin'le bir araya gelmesi, çünkü BRICS'te ekonomik konuşulacak, ekonomi odaklı ama yapılan açıklamalarda terörle ilgili konuların konuşulacağı da ifade edildi. Yani terör açısından bir destek verileceği de Türkiye'ye mücadele açısından ifade edildi. Aynı zamanda Tayyip Erdoğan Putin'le Suriye konusunu konuşacağını ifade etti. Şimdi bütün bunların hepsini topladığımız zaman Türkiye'ye karşı bu zamanlamanın aslında çok manidar olduğunu görüyoruz yapılan açıklamalarla birlikte. Çünkü Türkiye'yi yine köşeye sıkıştıracak ya da ilişkileri zedeleyip, yani zedeliyormuş gibi gösterip sonrasında da Türkiye'nin kendileriyle, yani Amerika'yla yeniden müttefik olarak bir korku kültürü sarmak, işte yaptırım dediği şey ekonomik yaptırım. S-400'lerde de aynı şeyi yaptılar. Bu sefer askeri anlamda oldu. F-35'lerle tehdit edildi. Dolayısıyla artık bu Amerika Birleşik Devletleri'nin rutine bağlamış olan tepkileri olarak görebiliriz bunları. Ancak tabii ki burada şunu sorgulamamız lazım bence. Brunson için ev hapsine, yani tutukluluğunun ev hapsine dönmesi doğru bir karar mıydı? Bu Türkiye'de bu kararın alınması doğru muydu? Çünkü bu tür tepkinin... Yargının kararı mı? Evet, ya, tabii ki yargının kararı ama yargının kararı da olsa çok doğru bir karar mıydı diye sanırım düşünebiliriz üstünde. Bu arada Çin Başkanı, Devlet Başkanı'yla görüştü işte bugün, bir 3 saat önce. Ama bir başka konu daha yaşandı. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Şimdi Senato Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etti. Hemen öncesinde Berat Albayrak'ın bir açıklaması vardı. Çok arka arkaya bunlar. Hemen öncesinde Berat Albayrak da dikkat çeken bir mesaj attı. Dedi ki Çinli finans kuruluşlarından enerji, ulaştırma sektörü yatırımları için ve çeşitli yatırımlar için 3.6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı. Şimdi bu öncesinde yapılıyor, arkasından bu dış ilişkiler komisyonundan Türkiye'ye kredi konusunda kısıtlamanın geleceğine dair bir tasarı kabul ediliyor. Yani inanılmaz enteresan. Çevreleme politikasını işte farklı açılardan, farklı yerlerden devam ettirmeye çalışıyorlar. Yalnız burada bir noktanın altını çizelim. Biliyorsunuz bu tasarının kabul edilmesinden öte benimsendi diyelim. Çünkü bu 4 aşamalı bir süreç. Yani birinci aşaması. Hayır, bunu zaten yapacaklar, bu daha evvel yapılacak açısından demiyorum ben bunu. Evet, zamanlama açısından. Yani böyle bir tasarının doğru komisyonda görüşülüp geçiyor olmasından bahsediyorum. Tabii. Belki dörtlü bir, işte evet dörtlü olabilir, tek bununla olmayacak olabilir ama bu da bir göz yani korkutma top yuvarlanmaya başladı. Var, evet. Senatör aşaması var, başkan ama aşaması baştan var. Bir sopanın ucunu gösteriyorlar doğru demek istiyorum. Aslında Can'ın söylediği şey çok doğru. Türkiye biliyorsunuz yeni konumlandırılması ve yeni öncelikleri çerçevesinde Afro-Avrasya temelli ama dünyanın her yerinde ve iddialı bir duruş sergilemeye çalışıyor. Bunun planlarını yapıyor ve bunu yaparken de sadece bayrak göstermek olarak bunu algılamıyor. Stratejik önceliklere öne çıkarıyor. Biraz evvel Zeliha Hanım açılışta hakikaten BRICS'in öneminden bahsetti. Çok değerli şeyler var. Mesela dünya madenlerinin %60'ını, tahıl üretiminin %40'ını vesaire. Ama bence çok daha önemli bir şey var. Dünyadaki global büyümenin %70'ini bu ülkeler gerçekleştiriyor. Şimdi Amerika Türkiye... Merkez Bankası politikalarından olumsuz etkilenen bu bahsetmiş olduğunuz BRICS ülkelerine karşı bir finans sistemi de oluşturmuş oldular sonuçta. Evet. Ve enteresan yani nokta. Karşı. Tabii. Yani enteresan nokta şu. Türkiye doğru yerlerde, büyüyen kulvarlarda olmak istiyor. Ve Afrika'da dikkat ederseniz özellikle Çin'in uzun zamandır yeni bir
emperyal güç müdür, değil midir? Klasik olarak biliyorsunuz Afrika yerleşik batı emperyalizminin arka bahçesi gibi gözüküyordu. Çin böyle ince işçilikle senelerdir burada maden işletmeciliği, tarım işletmeciliği, rıhtım işletmeciliği vesaireyle çok önemli rol oynadı. Ama anlaşılıyor ki Türkiye'de öteden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanlık döneminden başlayarak özellikle Afrika'da ayak basmadığı yeri neredeyse bırakmaması ve özellikle ihracat ve ithalat dengesini sağlamaya çalışmasını da bugün çözüyoruz. Neden? İki bakımdan. Birisi biraz evvel söylediğiniz bu yeni kalkınma bankası IMF ve biliyorsunuz Dünya Bankası'na bir alternatif olarak kurulmuş. 2009'da Yekaterinburg'da ilk defa Rusya'da BRICS toplandığından bu yana 10 yıl sene geçti. Ve 10. zirvenin Güney Afrika'da yapılması da aslında manidar. Bu açıdan düşündüğünüzde tabii enteresan bir nokta. Sayın Cumhurbaşkanımız oraya BRICS artı T esprisinin yanı sıra İslam Kalkınma Teşkilatı'nın başkanı olarak gitti. Evet. Bu gerçekten çok ağırlıklı bir unsur. Yani Türkiye aslında bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin artık onu nasıl değerlendireceğiz? Hocam daha iyidir. Stratejik ortağı mı diyeceğiz? Ortağı mı diyeceğiz? Bir taraftan o şapkayı giyiyor. Avrupa Birliği'nin gümrük birliğinde ortağız. İslam Kalkınma Teşkilatı'nın başkanıyız. Yani burada Batı'yı da rahatsız eden, Amerika'yı biraz evvel sizin söylediğiniz o çevreleme politikasında ve çok da güzel bir noktaya değindiniz. Ben müsaade ederseniz onun altını bir parça daha kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Bu ticaret savaşları falan meselesine de dikkatli yanaşmamız lazım. Aslında İngilizce'de dispute denilen anlaşmazlık çıkartmak yoluyla kol bükmeye çalışıyor Amerika. Çünkü Amerika'nın argümanı şöyle. Diyor ki biz 2. Dünya Savaşı'ndan galip çıktık ve yeni sistemi kurduk. Birleşmiş Milletler'le, Dünya Ticaret Örgütü'yle, Dünya Bankası'yla. Siz kim oluyorsunuz da bu örgütlerde devamlı bizim aleyhimize çalışıyorsunuz? Biz süper güç olarak teke tek pazarlık edersek kol bükeriz. Onun için aslında dikkat ederseniz önce karıştır sonra barıştır. Tabii. En son dünkü Juncker meselesinde olduğu gibi. Onu da müsaade ederseniz hani tabii çok Türkiye'nin de duruşuna uygun olarak elbette başımızda kazan kaynıyor ama biz daima soğukkanlılığımızı, iyimserliğimizi bozmayacağız. Juncker bugün, daha doğrusu dün, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ya siyeti azmıştı ya biraz şarabı fazla kaçırmıştı galiba. Sallanıyordu. Sallanıyordu. Şimdi herhalde ya ikisini beraber tedavi ettiler herhalde. Gayet açıktı ve çok enteresan bir şey söyledi. Aslında geleceğin kodlarıyla ilgili değerli meslektaşlarımızın alanları, onun için çok girmek istemiyorum. Dedi ki biz, dedi, çok açık ve net söyledi. Bakın bu yani hani evlilikte kavga etseniz söylenmez. Biz düşman değiliz dedi. Müttefikiz dedi. Adam bunu söylemekle ihtiyacını hissetti. Ve bugün de ne oldu? İşte detant, yumuşama. Biz sizden soya şeyi alacağız. O da dedi ki siz de bizden enerji alın dedi. Peki dedi, hay hay konuşacağız. Ve Trump ne dedi? Görüşmelere başlıyoruz ama nasıl gideceğini zaten biliyoruz dedi. Ölümü gösterip öyle, demir çelikle başlıyor. 24 ülkeyi ortaya atıyor. Ondan sonra 3 ülke ortada kalıyor. Şimdi Türkiye'de buna karşı genel çerçevemiz nedir? Artık reaktif değiliz böyle. Kurban ne yapacağız diye biz proaktif duruşumuz var. Biz eksenimizi belirliyoruz. Yerli ve milli duruş olmadan global duruş sergilenemez. Şimdi biz nerede olacağımızı görüyoruz. Ona göre kerteriz alıyoruz. O onu dedi, bu bunu dedinin ötesinde uzun soluklu düşünmeye çalışıyoruz. Olaylara bu açıdan yaklaşmak lazım. Netice itibariyle bu tür dikkat dağıtıcı, ekseni kaydırıcı, gündem değiştirici unsurlar Türkiye'nin büyük oyun planının uzağında kalır. Onun için hedeflerimize kilitlenmeli ve bu şekilde yürümeliyiz. En son Merkez Bankası'nın kararını bile kısa süreli değil, o istediği, bu istediği için değil, Türkiye artık şaşırtan olmalı. Başkalarını parmakları üzerinde tutan olmalı. Vaktimiz kalırsa konuşuruz. Ben senelerdir hep bunu söylerim. İyi Merkez Bankası nedir? Piyasayı parmaklarının ucunda tutan. Böyle, acaba ne yapacak Merkez Bankası? Yoksa kitap gibi okuduğunuz Merkez Bankası'nın bir özelliği kalmaz ki. Piyasayla karşılıklı oyun teorisine göre oynayacak. Dolayısıyla uzun vadeli, peki uzun vadeli Türkiye koşullarında veya dünya koşullarında eğer biraz size lüks gibi geliyorsa uzun soluklu düşünen bir yapıyı göz önüne almamız lazım. Şimdi tabii hocalarım da cevap verirse sevineceğim. Yine o ekonomi konusunda tabii ayrı düşünemeyiz şu anki yaşananlardan. Dolar gevşemişti. Şu an yine 4.86 seviyesine geldi. Çok güzel oynuyorlar. Şimdi biz senelerdir Amerikan filmlerinde izlediğimiz ve bir CIA tetikçisinin anıları isimli bir belgeselde gördüğümüz nokta neydi? Bir de Zamanın Ruhu belgeseli izlemişsinizdir mutlaka. Orada ne yapıyorlar? Önce karıştırmaya çalışıyor. O olmuyor, olmuyor. Ne yapalım? Ekonomi açısından biz bir ülkeye dalalım, girelim.
Bunu daha yeni yaptılar işte, bir sürü ülkede de neler olduğunu hep beraber yaşadık. Şimdi bu benim tabii bu Raip Brunson olayına özellikle konuşmak istememin nedeni, neden bu kadar ısrarcı bu adamlar? Bunun altında ne istiyorlar, ne arıyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar? Yani yapmak istedikleri şeyi başardıklarında Raip'i geri mi isteyecekler? Nedir yani buradaki olay? Çok yönlü belki düşüneceğiz. Bir de ajan verilir, ajan geri alınır vardır ya. Takas. Takas vardır normalde mesela. Onlar. Ama ikisi de kendi ajanları. Yani öyle bir durum var. İşte öyle bir durum var. Yani hani. Formül çalışmıyor yani. Formül çalışmıyor yani. FETÖ de öyle. Şey de öyle, bu da öyle. Belki çok yönlü düşüneceğiz. Biraz da takvime bakacağız. Yani işte yakın zamanda bir Suriye'nin geleceği toplantısı var. Malumunuz. Bunun dışında Münbiç'te Amerika ile aldığımız bir mesafe var. Bunun karşısında Amerika'nın elinde ciddi bir kart zayıflığı vardı. Başka yönlerden bakacak olursak, Trump'ın tweet atması daha çok iç kamuoyunu etkileyici bir tarafı da var. Yani burada Pence'den için, sonra attı mı? Önce Pence attı. Pence Trump'ın vekili olarak attı. Yani onu da dahil etti işe. Daha sonra hatta Pence Türkçe de galiba tweet atmış, az önce bak gördüm. Şimdi demek ki bir iç kamuoyuna dönük bir hamle var. Bunu kabul edelim. Onu söylüyorlar zaten. Evangelistler evet. Konusunda yani, kendini güçlendirmek adına atılmış. Başkan yardımcısının kendi bölgesindeki evangelik lobinin şimdi etkisi. Başkan yardımcısının önce atması anormal ama. Trump mecbur mu kaldı acaba o trip şey olabilir, atmaya? Çünkü olabilir. Şöyle yorumlar da var. Trump Erdoğan'ı tanıyor diyorlar. Hı hı. Biliyor. Zaten gündüz görüşmüşler. Yani öyle bir durum gündüz, da telefon. Gündüz bir telefon yani, görüşmesi olmuş. O telefon görüşmesine dair ne bizden ne de o taraftan herhangi bir açıklama olmadı. Belki bu gündem konuşuldu. Belki BRICS konuşuldu. Bilmiyoruz orayı. Ama takvime baktığımız zaman şimdi bir sürü konu var. Suriye'nin geleceği. Afrika'daki mühim toplantı Johannesburg'da. Hocam çok güzel izah etti. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ayrıca önemli bir sıfatla katıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı sıfatıyla. Başkanı, evet. Suriye'de yine Membiç'le ilgili bir sürecimiz var. S-400 var. Bence ve çok en çok da önemli belki kısım Sayın Erdoğan orada Putin'le. Bir de baş şu başa var, görüşme artı önemli buluyor. İran konusu var. Evet. Çünkü Türkiye yani Erdoğan Güney Afrika'ya gitmeden önce aslında İran'a uygulanan ambargoya Türkiye'nin katılmayacağını ve buna karşı duracağını söyledi. Şimdi İran da Amerika Birleşik Devletleri için önemli. Neden? Çünkü ambargo konusunda da işte Yanker'le yaptığı konuşmada Trump'ın Avrupa Birliği'ni de sanki ambargo konusunda bir şekilde ilk başta karşı dursalar da bir şekilde ikna, yani İran'ı köşeye sıkıştırmak için Avrupa Birliği'ni de kullanacakmış gibi bir durum var. Bunun ötesinde Trump'la Putin de bir görüşme gerçekleştirdi. Rusya her ne kadar Astana sürecinde İran'la birlikte olsa da Orta Doğu bölgesinde İran'ın güçlenmesinden rahatsız olacaktır. Tabii. Yani onun sonuçta bir rakip olma durumu var. Dolayısıyla belki İran açıklaması da böyle bir şeyi tetiklemiş olabilir. Yani şu da çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalar, Pompeo'nun, başkan yardımcısının ya da Trump'ın açıklamaları çok iddialı açıklamalar, saldırgan açıklamalar olarak çıkıp daha sonrasında uzlaşmacı bir tavra dönüyor. Dolayısıyla bu belki açıklamaları da hani yaptırım uygularız. Çünkü Avrupa Birliği'ne karşı da Avrupa Birliği ülkelerine de çok sert açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda İsrail konusu var ki onunla alakalı da çok sert açıklamalarda bulundu. Hatta o sert açıklamalar Netanyahu tarafından çok takdir edildi. Ama sonuçta günün sonunda birazcık daha uzlaşmacı bir yaklaşma İran'la da olduğu gibi. Çünkü ilk baştaki açıklamaları ve sonrasında İran'la da bir konuda uzlaşabileceğini tabii ki söylüyor. Karıştır yani, barıştır. Aynen yani. Öyle. Hani belki birkaç saat sonra, belki hani birkaç gün sonra çok daha farklı bir pozisyonda karşımıza çıkıyor. Zaten etkisi de, özür dilerim hocam. Yani bu tweet atmanın etkisi de ilk çıktığı günlerdeki gibi olmuyor. Tabii, yani tabii. Bu da bir realite. Şimdi o kadar çok şey yazıyor ki Türkiye saatiyle genelde 2.30-3'e denk geliyor. Trump yazdığı zaman biz takip ediyoruz. Çok şey yazıyor, çok saçmalıyor. Sürekli o eski ırkçı Amerika'yı kastediyor aslında. Great America derken. Yani bir tarihsel takıntısı var.
Ve aslında gerek Kore meselesi olsun, gerek AB ile yaşadığı bu gümrük krizinde olsun, gerekse Çin'e yapacağı bazı hamlelerde olsun, aslında bir öfke kabarığı var. Ve ben bunu şey olarak görüyorum, hani eski dönemde neoliberal bir anlayış vardı. Trump neorealist bir bakış açısında, çok keskin ve gerçekçi bakıyor. Yani merkantilist bile değil diyorsun, evet, değil mi hocam? Evet, yani o bile değil yani. Merkantilist olmanın bile bir şeyi vardır. O zeka da var mı tartışılır. Ha, bir iyi bir iş adamı o başka bir şey ama yani bu devlet hiyerarşisinde Amerikan devletinin organizmalarıyla koordinasyon beceriksizliği yaşıyor. Bir stratejik çatışma yaşıyor. Hocam içeriye de mesaj veriyor. Evet. Aslında tabii. Benim kanaatim Pence'in bunu böyle apar topar atması, bu rahiple konuştuktan sonra fiili de facto durum şey yapıyor. Çünkü tabii. Perde arkasında zaten görüşmeler vesaire devam ediyor. Zaten bu biraz evvel siz çok nazik bir şekilde ifade ettiniz. Hani ev hapsine çıkması vesaire diye. Zaten bize gelen istihbaratlar da bu konuda bir takım olgunlaşma yoluna doğru gidildiydi. Evet. Bir de dikkat ederseniz bu çok tabloyu tamamlamak bakın. En son biliyorsunuz bir NATO toplantısında sabah kahvaltıda yani resmen hani evine ziyarete gittiğiniz bir kişiye yapılmayacak derecede vulgar ifadelerle saldırıldı NATO Genel Sekreterine, Merkel'e vesaireye, bütün rakamlar alt üst edildi falan. O anda ne oldu? Pentagon'daki istihbarat irtibat subayları muadillerini aradılar, bizim komutanlarımızı aradılar. Ya böyle der şey merak etme. İlk günde de NATO'dan çıkarız dedi. Kapatırız, tabii. Dağıtırız dedi. Evet, aynen. Evet. Transkriptler elimizde. Hemen arka şeyler de konuşmaya başladı. Onun için çok güzel buyurdunuz. Sabahleyin konuşmuştur. Ondan sonra telefonu açmıştır demiştir ki değerli başkan demiştir. Ben böyle diyorum, sen ona bakma demiştir. Çünkü dikkat ederseniz üslup öyle. Mesela neredeyse bir hani aslanım Juncker demediği kaldı. İşte biliyorsunuz meşhur köpek sirkeleme olayları falan filan. Londra ziyareti de herkes aldı. Londra ziyareti tamamen yani bir herhalde dünya tarihine geçecek bir şey. Ve kraliçenin o bakış açısı şeyi falan. Yani hocam bir günde kraliçe olunmuyor ya. Bir günde imparator da olunmuyor. Evet. Ama bütün dünya da şunu bilsin. Nasıl İngilizler, Çinliler bir günde imparator olmadılarsa biz de bir günde büyük güç olmadık, tamam mı? Yani biz, bizim ligimiz ayrı, böyle Amerikalılar falan bu ikincilikte kalırlar. Tabii biz cihan imparatoruyuz, tamam mı? Biz birbirimizi iyi biliyoruz. Genç Türkiye dedik. Yani. Evet, gençiz her zaman. 18 yaşında aynı zamanda da 2000 yıllık köklü yani bir şeyimiz var. Yani İngilizler, Osmanlılar, Ruslar, Çinliler falan bunlar biz birbirimizi tanıyoruz. Tabii ciddi bir medeniyet şeyi var. Tarihsel refleksleri var. O sebeple de hani dikkat ettim, bir mütekabiliyet gidiyor. Evet. İşte başkan yardımcısına Cumhurbaşkanı yardımcımız cevap vermiş. Dışişleri Bakanı'na Dışişleri Bakanımız cevap vermiş. Ama onların özledikleri ironik bir, daha önceki, ironik bir dille Putin'e bir daha önceki Türkiye'yi, yapmış. Eski Türkiye'yi özlüyorlar. Yani biz söyleyelim, bir şey söyleyelim ve Türkiye'yi yapsın. Şak trak değil mi hocam? Evet, aynen öyle. Yani sonuç itibariyle öyle bir Türkiye yok. Yani gündem belirleyen, dünyada işte Amerika'nın tabiri caizse haddini bildiren bir üslup var. Haddini aşıyorsa haddini bildiriyor Türkiye. Ha, bunun için ekonomideki yapısal problemler falan çözülse daha etkili sonuçlar alabiliriz ama bunun için de herhalde biraz daha zaman var. Cuma günü burada Ersoy Diden'in programında Fahrettin Altun'la birlikteydik. Fahrettin Altun yeni iletişim başkanı olarak atandı biliyorsunuz. Orada yine bu meseleleri... Hayırlı olsun diyelim hocam. Hayırlı. Evet, kolaylıklar dilerim. Liyakat... oldu yani. Oturdu. Allah utandırmasın. İletişim profesörü. Şeyde konuşurken Suriye'deki İsrail'in tutumunu ve benzeri gibi şeyleri konuşuruya geldi. Yani Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri, Avrupa Birliği ile ilişkileri ve benzeri gibi konulara baktığımız zaman konu bazlı ortaklıktan bahsetti Fahrettin Altun. Evet. Dolayısıyla burada biz tamamen Rusya ile birlikteyiz, efendim tamamen Amerika ile, AB ile falan birlikteyiz değil. İran'a siz ambargo uygulayabilirsiniz ama biz bu ambargoya katılmıyoruz diyebiliyor Türkiye. Rusya ile işbirliğini geliştirme yönünde adımlar atıyor. NATO'da en gözde konuk oluyor, en çok itibar edilen lider oluyor. Yine BRICS'te de yine aynı şekilde oranında belli ölçüde yıldız. Neden? Çünkü Türk milletinin seçtiği bir başkan o. Yeni görev almış, yeni seçilmiş, yeni güven tazelemiş. Dolayısıyla arkasında Türk milleti var. Yani 15 Temmuz'daki Türk milletinin demokrasiye sahip çıkmasından sonraki
gelen bir seçimde çıkan sonuç olması da ayrıca mühim. Sonuç itibariyle tüm bu konularda Türkiye'nin tutumu, aldığı pozisyon, zaman zaman Amerika'nın bir ileri bir geri vites yapması tabiri caizse biraz da bizim herhalde Trump döneminde alışmamız gereken bir hususlar, ama Türkiye'nin buradaki kararlılığı da hiçbir şekilde değişmiyor. Bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Biz şeyle ilgili, Amerika ile ilgili bu sorunlar ve benzeri gibi hususlar var. Yaptığımız araştırmalarda Amerika karşıtlığı her geçen gün artıyor. 15 Temmuz'un arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bu Amerika'nın olduğunu FETÖ ile birlikte bilmeyen yok zaten. Bu tür şeyleri falan dikkate aldığımızda Amerika karşıtı olup olmadığını kamuoyuna sorduk. Yani Türkiye genelinde yapmış olduğumuz bir araştırmada 26 ilde. %71.9'u Türkiye'de Amerika karşıtı olduğunu ifade etti. Bunun güncelliği ne kadar üstadım? Yani zaman 1-2 ay içerisinde mi olmuş bu, yoksa son 3 ay biçildi mi? 4-5 ay oluyor. Tamam, ancak anladım. Yine de yani 6 aylık süre konu içerisinde. Geldiği için önemli. Tabii. Kısmen Amerika karşıtıyım diyenler %22.7, hayır diyenler sadece 5.7. Dolayısıyla Amerika'nın bu politikaları neticesinde Amerika'nın Türkiye tarafından, Türk halkı tarafından desteğinin gittikçe azaldığını da görüyoruz. Yani bu önemli bir sonuç Amerika açısından. Mesela şeyle ilgili, Türkiye dış politikada kimlerle, hangi ülkelerle birlikte hareket etmelidir diye aynı araştırmamızda bir soru vardı. Türk Cumhuriyetleri diyenlerin oranı %30.6 idi. İslam ülkeleri diyenler 28.6. Rusya 25.9. Burası çok mühim. Yani Rusya 25.9, ABD 13.6, Çin 12.7, AB ülkeleri 12.3, İran 7.7. Yani Amerika'nın bu tür tutumları Türkiye'deki Amerikan karşıtlığını her geçen gün artırıyor. Dolayısıyla biraz yumuşama falan olmuş olsa da daha sonraki herhangi bir adımla Amerika bu yumuşamayı falan tarumar ediyor. Peki bundan sonraki süreçten, yani bundan sonraki derken zaten yürüyen bir durum var şu an. Siz son dakika olarak görüyorsunuz. Az önce hocamın bahsettiği gibi Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı buradaki vekili cevabı verdi. Gerekli cevabı. Yürüyen bir süreç. Şimdi bundan sonra biraz öngörüde bulunmak gerekiyor galiba hocam. Ne dersiniz? Neler olabilir? Örneğin bundan sonra sabaha kadar. Hayır, olasılıklar üzerinden konuşursak hani önümüzde ne gibi bir resim var? Onu da görmek ister, piyasada görmek ister. Tabii piyasada görmek ister. Şimdi önümüzdeki resim aslında birazcık bulanık, flu bir resim. Yani onun netleşmesi için de ihtiyacımız olan şey aslında birazcık zaman. Neden bu şekilde söylüyorum? Deneyimlerden dolayı. Tabii ki bu açıklamalar ekonomik anlamda çeşitli dalgalanmalara neden olacaktır. Ama çok büyük dalgalanmalar ve uçurumların ortaya çıkacağını ben düşünmüyorum. Çünkü kısa zamanda karşılıklı resleşmeler olsa da bu konuda bir fikir birliğine bir yumuşama olacaktır. Bu özellikle bir de yani Brunson'ın bu konunun Türkiye ile Amerika arasında çok büyütülecek ve çok önemli ayrılıklar, görüş ayrılıkları ya da Türkiye ile Amerika'yı karşı karşıya getirecek derecede çok önemli bir konu olmadığını, bunun sadece Türkiye'nin işte BRICS olabilir, İran olabilir ya da farklı alanlardaki atacağı adımlarda hani Türkiye'ye bir böyle ben bundan da yaptırım uygulayabilirim diye bir tehdit olarak kullanılıyor. Ancak bu yaptırımların ben hayata geçirilmeyeceğini, geçirilecek düzeye gelmeyeceğini düşünüyorum. Çok özür dilerim. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri böyle bir nedenden, böyleden kastım tabii ki şey değil yani pastör, papaz değil. Herhangi böyle bir nedenden Türkiye'ye yaptırım uygulayabiliriz cümlesi var mıydı? Hiç hatırlayanınız var mı tarihinde? Bu,
tarihte en yakın benim tabii hocaların alanı daha şey ama bu biliyorsunuz meşhur Afyon olayı vardı. Evet. Onun da sonra ne kadar dönemi. Haksız ve ama yani tarihsel... kaç sene olmuş ondan tabii işte onu söylüyorum. Tabii. Yani bir de ambargo meselesi vardı ama onu dolaylı olarak şey yaptılar. Yani yok, ama bu sözden tabii bahsettim. Tabii ki. Evet. Haklısınız. Hani yok yakın zamanda yoktu ama Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemde izlediği politika aslında hep yaptırımlar ve ambargolar üzerine, yani hep bir korku üstüne. Sadece Türkiye'ye karşı şu anda bunu söyledi ama baktığınız zaman Suriye'de terör gruplarını desteklerken de aslında Türkiye'ye bir yaptırım uyguluyordu. Yani bunu sözlü olarak dile getirmedi ama PYD'ye, YPG'yi desteklerken ya da oraya silah yardımında bulunurken de yine fiili olarak bunu yapıyordu. Sözel olarak söylemiyordu. Dolayısıyla ben bunun çok büyük bir kriz yaratacak olay olmadığını düşünüyorum. Bir de şu açıdan, şimdi Brunson Amerika için neden önemli, Trump için neden önemli? İki nedenden dolayı önemli olabilir. Bir, evet, onu destekleyen evangelistler var ve kendi tabanını mutlu etmek için böyle bir şey yapacaktır. İki, Trump hikaye yazmayı ya da kahraman olmayı ya da bir olayı kahramanlığa dönüştürmeyi seven bir insan. Çünkü spot ışıkları hep onun üstünde olsun istiyor. Dolayısıyla da izlediği strateji de genellikle hani Brunson olayında bu şekilde sert çıkışlarda bulunsa da ben bunun önümüzdeki 24 saat içinde çok fazla büyümeden birazcık daha yumuşayacağını ve çözüme doğru gideceğini, çok da büyük etkiler de bırakmayacağını düşünüyorum. Farklı düşünen var mı? Bu hocaya paralel bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra başka bir noktaya dikkat çekeceğim. Bu uluslararası arenada hem ilişkilerde hem ekonomide de aynı şey. Bu duman ve ayna oyunu, smoke and mirrors derler. Böyle duman çıkartlar, aynalarla falan şaşırtırlar. O anda hiç metanetinizi bozmadan durmanız lazım. Bekle ve gör politikasını uygulamanız lazım. Türkiye bu süreci atlatmada her zamankinden daha donanımlıdır. Çünkü nerede durduğumuzu en azından biliyoruz. Bakın mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın öteden beri Afrika kıtasında özellikle hani bazıları haritada yeri bile bulunmayan yerlere ilk defa gideceği yerler vesaire. Orada meselenin esası şu. Şimdi burada Amerika'nın resmini gördüğünüz zaman önemli noktalardan bir tanesi de madem ki poking dedikleri hani böyle dürtme ve rahatsız etme meselesi var. Özür dileyerek söylüyorum. Çünkü usluk falan artık bizim de bunu kullanmamızı gerektiriyor. Yani bayağı adam sizi hani uyarıyor vesaire. Ama kimi nasıl uyaracağını da biliyor. Mesela bize o şekilde uyar. Bakın dikkat edin, fiziki bir şey hiçbir zaman yapmıyor. O çok önemli. Evet. Yani bu çünkü içeride onu hissedebiliyorsunuz. Tam tersine vücut lisanından farklı bir noktada olduğu anlaşılıyor. Ama esas mesele şu. Şimdi bunlardan bir tanesi de Amerika'nın dolar hakimiyetini hiç olmazsa sarsmak. Çünkü doların şu anki rezerv para unsuru şüpheli hale geldiği anda bütün mekanizma değişir. Onun için Amerika biliyorsunuz işte biraz evvel sevgili Zeyla söyledi ya, ekonomik tetikçilik vesaire, hani bütün bunların altına bakın. Ne zaman ki bu Venezuela'nın durumunu falan baktığınız zaman. Şimdi burada şu mesele var. Milli paralarla ticaretin yapılmasında BRICS'in iki anahtar şey var biliyorsunuz, Rusya, İran, Çin. Evet. Üçlü. Şimdi burada da yalnız esas şey şu. Şimdi evet Ankara'da hazırlıkları yapılıyor vesaire ama ithalatla ihracatın eskilerin deyimiyle musavi, yani birbirine yakın dengeli olması lazım ki faturaların denkleme sağlansın. Yoksa ne yaparsınız biliyor musunuz? O kısmı milli paralarla yapıp gerisini gene Amerikan dolarıyla kapatırsınız. Şimdi onun için Sayın Cumhurbaşkanı öteden beri bizim ihracatımızı da arttırmaya çalışıyor. Evet. Sadece şimdi biz pazar çeşitlendirmesini yaptık. Dünyadaki 200 küsur her yere, hatta biliyorsunuz Papua Yeni Gine'ye bile gittik. Ama şimdi derinleştirmemiz, katma değeri yüksek, orada kendinize yer edinmemiz lazım. Marjları artıyor. Yani bundan Türkiye... sonra ne olabilir işte o açıdan? Çünkü burada BRIC liderlerinden ortak bir bildiri de çıktı. Ticarete tek taraflılık ve korumacılıkla savaşacağız diyorlar. Amerika'nın tam karşısındalar. Ama bir şey söyleyeyim, enteresan. Amerika son Juncker görüşmesinde ne dedi? Biz de karşıyız dedi ticaret şeyini dedi. Bakın onun için ben başta da onu açmak istedim. Ticaret savaşına falan ben inanmıyorum. Ticaret anlaşmazlığını ortaya koyarak mevzi kazanmak istiyorlar. Şimdi Türkiye de buna karşı tedbirini almak zorunda. Bakın 24 tane ülkeyle başladı demir çelik, 3 tane ülke kaldı. Türkiye daha evvel bunu Sayın Zeybekçi de açıkladı. Türkiye iki şekilde hareket ediyor. Bir, karşılıklı serbest ticaret anlaşmalarıyla ülkeler bazında birebir Amerikan taktiği. İki, farklı platformlarda birden fazla müttefik yaratarak. Avrupa Birliği ile ticaret şeyinde böyle misiniz? Gümrük şeyde. Gene Avrupa Birliği'ni gördünüz, ne yaptı? Japonya ile en büyük ticaret anlaşmalarından, Avrupalılar da onu yapıyor. Türkiye
paralel bir şey izliyor. Evet. Daha evvel biz hep beklerdik. Şimdi biz inisiyatif kullanıyoruz. Şimdi bakın orada ne yaptılar? San Marino'ya verdiler. San Marino'ya ayrıcalık tanıdılar. Türkiye ayrıcalık tanımadılar. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Zaten yani onu konuşuyoruz. Yani hani neden biz, olabiliyor? Ona yani, karşı da biz tedbir alıyoruz. Neden işte. Olabiliyor işte? Buna, benim sorum oydu. Ne olabilir? Dün gayet açık ve net Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Dedi ki, kışın dedi, bizi kim ısıtacak dedi. Evet, İran. Yani bunu şuna demek istedi yani. Sen benim insanımın yaşam kalitesine nasıl müdahale edersin? Evet. Orada bir de stratejik ortaklıktan da bahsetti. Şimdi Türkiye'nin bu kadar önemli olmasındaki en önemli nedenlerinden bir tanesi jeostratejik durumu da. Yani Türkiye'yi gözden çıkartmak ya da Türkiye ile ilişkisini bozmak mümkün değil. Yani o yüzden, coğrafi açıdan mümkün değil. Bu neden bu papaz evet, bahane diyoruz? O yüzden yani. Papaz olayı Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkisini çok zedeleyecek bir noktaya gelemez. Niçin gelemez? Çünkü bir İsrail'i düşündüğünüz zaman, İran'ı düşündüğünüz zaman mesela büyük bir bence gelecekte tehlike arz edebilecek olan Ürdün'ü düşündüğünüz zaman, Pakistan'daki seçimleri düşündüğünüz zaman, bütün bunları düşündüğünüzde böyle bir masaya koyduğunuz zaman Türkiye arasını bozmaması gereken müttefiklerinden bir tanesi. Bu Rusya için de aynı şeyi geçerli. Yani Putin için de aynı şey geçerli. Çin Trump için de aynı şey geçerli. Çin için de aynı şey geçerli. Çünkü Orta Doğu bu hattan ve buradaki karışıklıklardan beslenen ve zarar görecek olan ülkeler var. Bir ticaret yolu, ekonomik anlamda ülkeler kendilerine bir çıkış yolu buluyorlar. Venezuela altınlarının için Türkiye'ye gönderiyor. Doların hegemonyasına karşı bir duruş var. Bu da Amerika'yı rahatsız eden bir şey. Yani evet. Çok fazla faktör çok fazla var. Faktör var. Çok yani o yüzden hani tek bir şeyden yola çıkıp bir şey söylememiz maalesef hiç mümkün değil. Hayır işte burada ellerinde bir koz evet. geçmişken bundan sonraki süreçten kastım onu o. Biz yani ne yapacağız? Bir süreç... Bizi... Buyurun. Özür dilerim. Estağfurullah yani. Şimdi tabii biz ekonomiyi de iyi bilen birisiniz moderatör olarak. O işin o boyutu da oldukça önemli çünkü... kamuoyunu ciddi anlamda etkileyen bir tarafı da var bu hususun. Sonuç itibariyle doların yükselmiş olması da ekonomiyi belli ölçüde tetikleyen, rahatsız eden bir şey. Ancak bizim son dönemdeki alınan bir takım önlemler, işte pozisyonlar itibariyle savunma sanayindeki ihracat yapan bir ülke pozisyonuna gelmiş olmamız, %70'i kendi ürettiğimiz şeyler, silahlar ve Pakistan'a yapmış olduğumuz satış da çok mühim tabii ki. Onun dışında bir sürü satış var. Enerjideki cari açığın azaltılması noktasında Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olduğu dönemdeki alınan önlemler falan da oldukça mühim. İki gün önceki yapmış olduğu açıklamalar da yani piyasaları rahatlatacak şeylerdi. Tedbirler, önlemler ya da sözler. Olumlu mesajlardı. Bununla birlikte cari açığın ikinci büyük kalemi olan medikal sanayindeki, ilaç sanayindeki yerli üretim noktasındaki alınan pozisyonlar ve stratejiler var. Yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'nin bu tür şeylerini, problemlerinin ne olduğunu ilk önce farkındalığın olması lazım ya da bir hastalığın teşhis edilmesi gerekiyor. Bu hastalıkların hepsinin belli ölçüde teşhis edildiğini ve bunları tedavi etmek için de bir takım adımlar atıldığını ya da bu adımlar atılmak üzere bir pozisyonlar alındığını, almakta olduğunu görüyoruz. Yani savunma sanayi, enerji sektörü, eğitim mesela. Eğitim en büyük problemlerden birisiydi. Yani oradaki FETÖ'nün çok bariz bir şekilde etkisi vardı ve bir türlü temizlenemiyordu. Eğitim politikaları noktasında kafa yormuş olan bu konuda da evet, Türkiye'deki önemli isimlerden birisi olan herkesin de takdir ettiği bir isim ekonominin başına pardon eğitimin başına geldi. Evet. Dolayısıyla bunların hepsine baktığımız zaman Türkiye Amerika ya da dışarıdaki gelebilecek bu tehditlerin hepsine hazırlıklı olduğunu ancak bu tür şeylerinde, pozisyonlarında eşit seviyede yapılacak, işte ekonominin düzeltileceği, eğitimdeki problemlerin giderilerek geleceğin Türkiye'sine, 2023 Türkiye'sine gidecek yolda da
gerekli tedbirlerini aldığını da görüyoruz. Bu da oldukça mühim bir husus. Bir iki dakika var araya. Hocam bir cümleniz evet, var. Onu da alayım sonra bir araya gideceğim. Başkan yardımcısı konuşurken Amerikalı dini özgürlükler toplantısında konuşuyor. Şimdi aslında Türkiye'nin vereceği cevap çok önemli. Yani Amerika'ya Müslümanlar giremez diyen bir yönetim var. Yani. Bu yönetim bir din adamının Türkiye'de, çünkü onlar şeyi kabul etmiyor, ajan olduğunu kabul etmiyor, bir din adamı olarak kabul ediyor. Bir din adamının Türkiye'de tutulduğunu söylüyor. Tabii Türkiye gerek Brunson olayı gerekse bir yıl öncesine gidelim, İstanbul Başkonsolosluğundaki personelle ilgili bir yargı süreci yaşadı. Şimdi bunlar çok alışık olmadı şeyler Amerika'nın, Amerikan yönetiminin. Niye? İlişkide olduğu, müttefik olarak kabul ettiği ülkelerle ilgili eşit bir tablo görmüyor masada. Kendisine patron olarak görüyor ve istediğini devirebilen, masada istediği zaman yumruğu vurabilen bir gelenek oturtmaya çalışmış bugüne kadar. Oysa şimdi oyunu bozan bir Türkiye var ama bu oyunu bozan Türkiye hani 80 milyon nüfusu ve jeostratejik konumuyla evet önemli ama işte o tarihsel birikimiyle aynı zamanda oyun da kurabilen bir ülke. Şimdi burada bir oyun kurma süreci var Türkiye'nin. Orada önemli bir rolü de var Türkiye'nin. Yani Rusya, Çin, Afrika, hatta Pasifik'te zaman zaman yapıcı rol alıp, pozisyon alıp, işte Suriye'deki süreci aslında Türkiye'nin dizaynı olarak da görebiliriz. Şimdi burada de belki o proaktif süreci biraz izah ederek serin kanını atlatmakta fayda var. Yani burada mütekabiliyetle cevap vereceğiz. Evet. Kim ne söylüyorsa aynısını söyleyeceğiz. Aradan zaten sonra söyleyeceğiz. Tansiyonu kendileri düşürecek. Aradan sonra söyleyeceğiz çünkü bu iş daha çok konuşulacak gibi. Bizler ne yapabiliriz? Ülke olarak bunu da biraz masa yatırmak lazım reklamdan sonra. Devam ediyoruz. Son dakika haberlerini sizler de görüyorsunuz ekranlarınızda. Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Ece Baban ve Profesör Doktor Murat Ferman Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hilmi Taşdemir Optimal Araştırma Şirketi Başkanı ile devam ediyoruz. En son kaldığımız konu ve en son kaldığımız konuğumuz sevgili Mehmet hocamızdı. Hocam şimdi şu ortaya şu soruyu sordum ben, sonra geri çekiliyorum. Bu mevcut yaşanan durumu, krizi demeyeceğim, mevcut yaşanan durumu Türkiye ne yapmalı, nasıl idare etmeli? İdare de yanlış kelime oldu. Anladınız. Nasıl yönetmeli? Kriz varsa nasıl yönetecek ki, kriz var mı? Evet ve Amerika Birleşik Devletleri Trump'a alışık olduğumuz bir geri adım hikayesini görebilir mi Türkiye? Hani görüyoruz çünkü geri adımları. Bu sertliğin devri düşecek. Şimdi geçen hafta Alexander Dugin İstanbul'daydı. Malumunuz Putin'in danışmanlığını da yapmış olan Avrasyacılık teorisinin ideoloğu. Son 2-3 yıldır Türkiye ile ilgili beyanatları da fazlaydı. Geçen hafta kendisine sorulan birkaç sorudan ikili görüşmelerde, özel görüşmelerde şöyle bir cevap veriyor. Soru şu, uçak düşürüldüğü zaman Rus uçağı nasıl bir tepki verildi Rusya'da ve siz ne düşündünüz? Kendisi şöyle söylüyor, uçak düşmeseydi Türkiye Rusya ile Suriye konusunda belli adımlarda anlaşmıştı ve Türkiye'nin kara harekatı olacaktı diyor. Bu bilgiyi tabii ben check etmedim yani. Biz de herhangi bir kuruma sormadım. Ama Dugin şunu demek istiyor. Türkiye ile Rusya'nın bölgede yapacağı her türlü işbirliğine Amerika sabotaj, her türlü şeyi yapıp her türlü müdahaleyi edebilir diyor. Aklara dolayısıyla bu yani. Ne olmak, nasıl yapmak lazım? Her konuda çok septik olmak lazım. Yani şüpheci olmak lazım. Bir olayın arka planını düşünmek lazım. Arkasından neler doğabilir onu düşünmek lazım. Neticede Ray Brunson meselesi uzun süredir
devam ediyor. Türkiye'de bir yargı süreci var. Türkiye'nin bir kere yargı sürecine müdahale ettirmeme hakkı var. Ve bu mesele belki Türk-Amerikan ilişkilerinde yani %1'lik bir konuyu bile tutmayacak bir mesele. Temel alanda ilişkiler yürüyor. Yani NATO müttefikliği var. Her ne kadar Türkiye'den çok aykırı sesler zaman zaman yükselse de, Amerika'dan aykırı sesler yükselse de neticede ilişkiler devam ediyor. Ve Amerika şunu çok net istiyor ki Türkiye sadece bizimle çalışsın. Eski usuller, eski alışkanlıklar devam etsin istiyor. Oysa çapraz ilişkiler de var. Yani Almanya ile Çin arasında çok ciddi bir şey var. Çin'deki birçok yatırımda Alman sermayesi var. Bunu görüyoruz. İngiltere ile Çin arasında Pasifik'e dönük ciddi işler var. Pasifik'teki bazı oluşumlarda Amerika hiç yok. Buna nazaran Amerika Kore meselesinde Çin'le belli adımlar atıyor, belli mesafeler kat ediyor. Dolayısıyla herkes herkesle partnerlik yapabilir. Herkes herkesle bir ilişki kurabilir. Böyle bir dünya düzenindeyiz biz. Bu dünya düzeninde bizim de kendi başımıza farklı ittifaklar kurabileceğimizi dünyaya lanse ediyoruz. Aslında bugün onun günü. Yani takvime baktığımız zaman bu Afrika'daki toplantı sırasında Amerika'dan böyle bir sesin yükselmesini ben gayet normal buluyorum. Bunun Türkiye'ye karşı çok büyük bir savaş kırtlanlığını doğuracağını falan düşünmüyorum. Devam zaten ettirirler mi hocam sizce? Elbette dozu devam edebilir, dozu düşebilir ama ortada masada birçok sorun var, birçok alan var ve her tarafta kendine bir kart kazanmak istiyor. Burada işte Amerika bu meseleyi çok büyüterek ve diri tutarak bir kart ortaya açıyor. Türkiye'de zaten diyor ki yani bizim de yargıladığımız, bizden de hüküm giymiş bazı isimler siz de diyor. Siz de bunları verin diyor. O taraf diyor ki dosyalar eksik diyor. Bu taraf da diyor ki her şey gitti diyor. Bunlar böyle devam edecek. Ama fotoğrafın diğer tarafına bakmamızda çok fayda var. Yani Afrika'daki toplantı Türkiye'nin dünya düzenindeki itirazını da dile getiriyor. Nedir bu? Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler statüsünde, kategorisinde kritik alanına oturtmuşlar. Bu Fragile Five dedikleri alana oturtuyorlar. Yani her an sizin puanınız düşebilir. Dolayısıyla yatırım için riskli olabilirsiniz. Bu kriterleri ve bu kriter sistemini kim koyuyor ortaya? Yine kendi ürettikleri değil mi? Kuruluşlar ortaya koyuyor. Tabii. Amerikan yani şirketleri. Kendi sistemi içerisinde. Yani siz bir işte marka söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama bir Mac kullanıcısısınız. O yazılımın içerisinde başka şeyler yapamıyorsunuz. O havuzun içerisinde uygulamalar indirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim dairemizde hareket edebilirsiniz ve bizim kuruluşlarımızın, kredi derecelendirme kuruluşlarımızın verdiği puanlarla ülkenizi dünya ticaretinde değerli veya değersiz kılabilirsiniz diye bir anlayış var. Goldman Sachs'ın bugünkü biliyorsunuz Türk tahvillerinden uzak durun diye bir enteresan raporu var. O da çok manidar geldi bana. Tabii bunlar şimdi ekonomik kararlar. Evet. Bir de siyasal kararlar var. Ne yapıyor? Büyükelçilikleri işte sizin ülkenizi güvenli bulmuyor. Oysa bakıyorsunuz aynı dönemde Londra'da çok ciddi kraliyet neredeyse sarayına girecek kadar saldırılar olmuş. Almanya'da meydanlara kamyonlar girmiş. İtalya'da işte bir patlamalar olmuş. İspanya'da metro patlatılmış. Yani dünyanın her yerinde DH terörü varken özellikle sizin ülkeniz öne çıkarılıyor. Niye? Evet. Evet, siz gelişmekte olan bir ülkesiniz. Bölgede aktif politika uyguluyorsunuz. Kendi sınırlarınızın dışındaki sorunlara da müdahil olabiliyorsunuz. Ama benim sistemimde ben seni sakıncalı gösteririm diyor. Hem siyasal anlamda sizi kara listeye koyabiliyor hem de ekonomik kuruluşlarla. İşte bu düzeni yıkmaya dönük şu anda dünyada bir arayış var. Evet. Bu arayış dönem dönem Latin Amerika'dan yükseldi. Fakat bunlar köksüz dallar, köksüz fidanlar. Evet. Yani bir tarihsel geçmişi olmayan,
kolonyalizmin ürettiği küçük küçük devletçikler. Zaten kendi içlerinde, kendi coğrafyalarında belli sorunları çözememişler. Ama bu topraklarda belli geleneğin olduğu, belli uzlaşmaları da dönem dönem yaşamış ülkeler var. İşte bunlardan bir tanesi Türkiye. Şimdi İran'la Türkiye'yi uzun bir süredir kapıştırma yarışı var. Burada İran da çok şey değil işin açıkçası. Görüyor. Hayır, çok makul bir durumda değil. Hı hı. Ama bizim tarihsel bir rakibimiz, bunu kabul edelim. Ama biz bir şekilde bir devlet aklıyla Kasr-ı Şirin'den beri belirli evet. bir hat belirlemişiz. O hattın ötesinde müdahale etmiyoruz. O hı. da bize müdahale etmiyor. Ama başka bir şekilde yine Batı'nın kurduğu bir sistemle küre siyaseti ortaya çıktı. Evet. Ve bu küre siyasetinde İran adeta kullanışlı bir hale getirildi. Hı. Bütün bunlara direnç gösteren, bölgede yeni bir kaosa, yeni bir ülke içindeki çatışma yaşanmasın diye direnç gösteren Türkiye var. Şimdi bu duruşlar, bu tutumlar bir direnç alanı oluşturuyor ve bu alana ister istemez Amerikan yönetimi köpürmek zorunda. Niye? Çünkü seçimle birlikte yeni bir trende girdi Türkiye. 5 yıl daha devam edecek bir Erdoğan iktidarı var. Ama önümüzdeki ayları çıkarıp çıkaramayacağını bilmediğimiz bir Trump iktidarı var. Rusya seçimlere müdahale etti mi? FBI'daki soruşturma dosyasına, işte eski sevgilisine şantaj yaptı mı? Avukatı gidip orada rüşvet verdi mi? Evet. Mahkemeye, yerel mahkemeye baskı yaptı mı? Yani böyle bir sürü kaosla geçen bir Beyaz Saray var. Bir rezidans hayatı var. Dolayısıyla içeriye dönük gücünü toparlayabilecek, içerideki tartışmaları belki sönümlendirecek bir arayış var. Peki. Trump'ta. Ne adım gelir oradan? Biz ne adımla karşılık verebiliriz? Zannediyorum bu akşam, bu gece Cumhurbaşkanı Erdoğan da basının beraber gitmiş olduğu basının karşısına çıkıp açıklama yapması mesela bekleniyor. Çok önemli. Biz ne adım atabiliriz? Öngörünüz ne? Karşı taraf ne yapabilir bundan sonraki süreçte? Açıklamalar çünkü görüyorsunuz arka arkaya geliyor. Ben evet. şöyle bir şeyle giriş yapayım. Ondan sonra müsaade ederseniz sözü bırakayım uzmanlarına. Kemal Tahir'in sıklıkla kullandığı bir söz var. Zor oyunu bozar diye. Evet. Şimdi anlaşılıyor ki biraz evvelki bütün bu yeniden yapılanma, hocanın gayet güzel ortaya koyduğu, bilinen kuralların bozulduğu ama yeni de bir yapının ortaya konmadığı, çünkü itiraf edelim insanoğlu fıtratı gereği, toplumlar da öyle, kitle psikolojisine baktığınız zaman hani bilinen melun bilinmeyen hayırdan bazen maalesef daha da çekici gözükebiliyor. Dolayısıyla evet soğuk savaş döneminin kendine göre problemleri vardı ama mesela bugün Pakistan'ın düştüğü duruma bakarsanız veya Türkiye gibi çıkış yolu bulamayan bir sürü ülkeye bakarsanız ki Türkiye de senelerce bocaladı. Allah aşkına Cezayir'i protesto ettik. İsrail'in olmadık kararlarına biz de gönül verdik. Ya da olmayan müttefikliklere amin dedik. Yani İslam evet. ülkeleriyle falan neyin nereye gideceği belli oldu. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığımda şunu vurgulamak lazım. Galiba son dönemlerde hani bayram değil, seyran değil nereden çıktı dedik. Bu İsrail'in Yahudi ulus devlet vurgusu vesaire, gerginlik yaratması ve bu işler gayet açık ve net toplumsal mühendisliğe ben şahsen çok inanan bir insan değilim. Yani mevzi ama mevzi olarak uygulanabilir. Ve dikkat ederseniz tam toplumsal mühendislik şeyleri uygulanıyor ve Arap Baharı'ndan beri o kadar basma kalıp şeyler uygulanıyor ki aynı modeller ama bu modeller hani ne demişler adam ne demiş kahretsin sevdim seni demiş yani evet. hakikaten öyle diyelim söz meclisten dışarı hakikaten bunlar maalesef çalışıyorlar senelerdir de bu formüller uygulanıyor şimdi tabii bu oyunun kodlarını Türkiye çözdü bu oyunun kodlarını çözdüğünü de karşısındakine belirtiyor. Bu belirtilince tabii karşıda bir sıkıntı doğuyor. Çünkü bir ilişkiye alışılmış. Bu ilişkinin bozulması gerekiyor. Tabii aslında bu burada yapılan bütün şeyler yani İsrail'in en son olay şeyleri, manevraları da zor oyunu bozar bazında. Bizim uzun soluklu düşünerek geçici kırılganlıklarımızı giderecek ve yumuşak karnımızı tahkim edecek unsurları süratle
Çünkü dayanıklılığımızı arttırmamız lazım. Süratle ikmal ederek bu yola gitmemiz lazım. Ama bakın dünyada hiçbir sistem yıkılamaz durumda değil. Hiçbir sistem sıkıntılı değil. İşte bu Başkan Trump'ın özellikle ticaret tehditleriyle ve diğer unsurlarla kendi tabanını, çiftçi tabanını önce sıkıntıya sokması, sonra işte iki gün evvel biliyorsunuz 12 milyarlık bir paket doğrudan yardımlar, yani bu komünizan sistemlerde, sosyalizan sistemlerde olabilen bir şeyler. Ona karşı da çiftçilerin bir zamanlar Amerika'nın, hocanın demin söylediği çok güzel, Latin Amerika'yı falan iyi çalışmak lazım. O tetikçilik falan da oradan çıkıyor zaten, ekonomik tetikçilik. Evet. O Latin Amerika'nın da çok iyi yaşadığı gibi şeye bakıldığı zaman sonuç itibariyle tekrar tekrar yaşanan bu olaylar, bu kısır döngüler kırılmaya çalışılıyor. Yapılacak evet. şey bu. Bu kısır döngüyü kırarken de biliyorsunuz ne demişlerdi? Daha doğrusu o kısır döngüye sokarken özür dilerim. İşte trade not aid, yani ticaret yapın yardımcı olun. Aynı şeyi kaderin cilvesine bakın. Amerikalı çiftçiler Trump'a dün söylediler. Biz yardım istemiyoruz. Biz ticaret istiyoruz. Onun üzerine Juncker'le hemen birdenbire, şimdi Avrupalılara kötü bir haberim var. Hocam biliyorsun soya fasulyesi, hı hı. soya unu falan bunlar çok güzel. Soya sütü ama biraz erkeklik hormonunu azaltıyor. Evet. Avrupalıların da yaşlanan kıtada bence biraz buna ihtiyaçları var. Dikkatli olsunlar. Yani Amerikan çiftçisini kurtaracağız diye fazla soya sütü içmemelerinde fayda var. Benden söylemesi. Avrupa'daki eğilimler. Evet, bu değişik bir bakış açısı oldu gerçekten. Biraz evet, biraz hayır, bunu özellikle söyledim. Evet. Yani bu zorluklar içerisinde biz yolumuzu bulup devam edeceğiz. Yani elbette çok hakikaten şey, yani bu olayların ciddiyetini idrak edeceğiz ama netice itibariyle yani hayat zordur ama morarıp oturmaya gerek yoktur demiş bir düşünür galiba. Onun için tabiri caizse yani Türkiye morarmadan yoluna devam edecek moralde ve güçtedir. Evet, şimdi oradaki sözünüze istinaden atıfta bulunarak demin dedin zaten morarmadan hikayesi. Biz morarmıyoruz belli. Evet. Arka arkaya açıklamalar geliyor. İbrahim Kalın'ın da açıklamaları vardı zaten, siz de ekranlarda seçmişsinizdir. Hatta birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Müslüman toplumun önde gelen kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Mesela birazdan eğer yayındaysak onu da dinlemiş olacağız, oradaki konuşmasını başkanın. Devam edelim hocam, hı hı. böyle size doğru. Şimdi değerli hocalarımın söylediklerine katılarak, yani sonuna kadar katılarak birkaç bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin genel olarak tavrına baktığınız zaman hırçın ve saldırgan bir çocuk gibi, yani istediği olmadığında nasıl hani istediği oyuncağı vermediği zaman bağıran, ağlayan ve onu susturabilmek için de alternatifler geliştirmeniz gerekir. Maalesef Trump'ın tavrı ve Trump ve ekibinin tavrı uluslararası ilişkilerde bu şekilde ilerliyor. Çok sert ve ani çıkışlar yapılıyor. Daha sonrasında demin de konuştuğumuz gibi normalleşme sürecine geçiyor. Tabii şimdi Türkiye ve Türkiye'nin nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın, Çin'in, işte İran'ın Türkiye ile arasını bozmak ya da Türkiye'yi karşısına almak gibi bir lüksü yoksa, Türkiye'nin de belirli olaylara tepki gösterirken uluslararası platformda diğer ülkelerin aldıkları pozisyonları göz ardı etmek gibi de bir lüksü yok. Çünkü bütün ülkeler şu anda içinde bulunduğumuz durumda birbirine bağlı olarak pozisyonlarını alıyorlar. Evet, Türkiye geçmişe göre Amerika'ya karşı duruşunda çok daha dik, kendi istediklerini ortaya koyabilen, istemediği şeyleri istemediğini söyleyebilen, özellikle bunu tekrar dile getireceğim, Suriye konusunda çok fazla gördük. Yaptırımlara, yani yaptırım derken askeri olarak bize dayatılmaya çalışılan şeylere karşı çıkıp gerçekten yapacağım dediği şeyleri de adım adım hayata geçiren bir ülke konumunda. Bu da tabii ki Türkiye'nin bir NATO ülkesi, AB'ye üye olmak için bir aday ülke, BRICS'te görüşmeye gidiyor. Herhangi bir yere göbekten bağlı olmamasının getirdiği en önemli özelliklerden bir tanesi. Yani farklı ülkelerle görüşüp farklı çıkar ilişkilerine göre kararlar alabiliyor. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ni bence rahatsız eden en önemli unsurlardan bir tanesi de o. Çünkü yönetebileceği,
üslerini rahatça kullanabileceği, kararlarını uygulatabileceği bir Türkiye ya da kendisine bu şekilde bir ittifak ülkesi arıyor. Bunu bulamadığı zamanlarda farklı gruplarla ittifaklar yapmaya yöneliyor. Şimdi Türkiye'nin mesela şuna bakalım. Amerika birebir de yani geriden liderlikle de ülkeleri sıkıştırabiliyor. Türkiye bunlara karşı da tepkisini gösteriyor. Mesela en basit örneğinde işte İran'la olan ambargosuna gösterdiği tepki. Onun dışında Türkiye'nin farklı misyonları da var. Mesela İsrail'in Yahudi Ulus Devleti'ne karşı gösterdiği de Türkiye'nin bir tepki var. Niçin? Çünkü aslında 1948'den beri mesela İsrail çok şu ortamda diyorsunuz ki mesela Trump neden Kudüs'ü başkenti olarak ilan etti ve İsrail neden şimdi Yahudi Ulus Devleti'ni ortaya çıkarttı? Baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri Arap ülkelerinin hani bir birlikle Filistinlileri koruyabileceğini düşünseniz destekleyecek olan ülkeleri tamamen aşağıya çekti ya da kendine bağladı. Dolayısıyla İsrail'e önemli bir alan açtı bunu yapması için. İsrail de bunu hayata geçirdi. Şimdi buna tepki gösteren ülkelerin başında hangisi geldi? Türkiye geldi. Ve bunun sonunda kullanarak. Aynen öyle. Şimdi Türkiye buna karşı geldi. Niçin karşı geldi? Çünkü vakti zamanında İsrail'i tanıyan ülkelerin başında geliyoruz biz. Ve İsrail'in belki de hani nereden uygun nereye? Olmayan, uygun olmayan bütün dünyanın kör gözün parmağına Filistinlilere karşı uyguladığı vahşeti ya da dehşeti, soykırımı diyelim görerek ses çıkartmayan ülkeler grubunda yer aldık uzun süre. Ha, dünya da buna ses çıkartmadı. Şu anda mesela tepki gösteriyoruz ama baktığınız zaman Trump diyor ki işte şimdiye İyi kadar iyi ki yapmışım diyor. Hatta diyor ki nasıl kandırdığını ya da nasıl geçiştirdiğini çok geç diye açıklama yaparak dalga geçer gibi bunu anlatıyor. Yani bütün bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman Türkiye evet duruşuna çeşitli konularda işte ambargolara karşı, Filistin'e karşı ya da İsrail'e karşı duruşunu devam ettirebilir. Ancak bizim de ülke olarak dikkat etmemiz gereken şey tüm bunları yaparken uluslararası arenada diğer ülkelerin aldıkları pozisyonları da gözden kaçırmamak. Yani kör bir şekilde de davranmamak, durmamak. Neden bunu söylüyorum? Mesela Lavrov şeyle görüşüyor, Netanyahu ile görüşüyor. Daha sonrasında Merkel ile görüşüyor Suriye konusunda. Şimdi biz de Rusya ile bir işbirliği içerisindeyiz. Ama çok doğru söylediniz hocam. Septik olarak yaklaşmak dediğimiz şey bu. Yani evet bir duruş sergiliyoruz ama şüpheyle yaklaşıp. Çünkü bu ülkeler hemen pozisyon değiştirebilir. Kendimizi nasıl konumlandırabileceğimiz A planımız, B planımız, C planımız mutlaka olmalı. Ve bence çok sert söylemlerden, çok kesin söylemlerden, çok sert çizgilerden de çok değil ama belki bir adım uzak durup yani izlememiz gerekiyor bu diye arada düşünüyorum. Bu arada Mike Pence Türkiye ile atmış olduğu tweet'i sabitledi. Sabitlenmiş tweet yaptı şu an. Kendi Twitter adresinde. Enteresan. Yani şu an enteresan şeyleri Amerika'nın ana gündem maddesi Türkiye gözüküyor. Evet çünkü sabitlemiş yani sabitlemiş tweet'i tweet kullanıcıları bilir. ilk görünen tweet Mike Pence'in bu. Bu ne anlam taşıyor mesela? Çok enteresan değil mi? Kesinlikle yani burada işte teopolitik. Ben öyle görüyorum. Teopolitik. Yani teolojik bir saplantıyla dış politika yürütmeye çalışıyor. Bu anlama geliyor. Twitter'da. Yani bu diyelim ki bir din adamı onlara göre. Yani bir din adamı için, bir kişi için yani en büyük müttefikinizle bu kadar gerilim arttırır mısınız? Yani dışişleri çalışır, heyet gönderirsiniz değil mi hocam? Heyet gider, yerinde incelemelerde bulunur. Büyükelçiniz, başkonsolosunuz gider. Orada bir hukuk müşaviriniz olur falan filan. Ama burada gerçekten Türkiye'nin işte o bölgedeki yeni İsrail projesine karşı göstereceği dirençten rahatsız. Niye? Yani. Niye? Çünkü bakın bir Arap Baharı yaşandı bölgede. Fakat bu Arap Baharı çok reel adımlarla
ve gerçekten toplumsal kitleleri sürükleyecek bir temele sahip değildi. Yani bir dijital havaydı bu. Dijital bir fırtınaydı adeta. Ve bölgedeki rejimleri zayıflatmadığı gibi aksine onları daha şiddet bir hale getirdi. Daha otoriter yapılar haline geldiler. Hı hı. Yani Mübarek'ten sonra Sisi ya da Esad'ın bugün aldığı pozisyon, kimyasal silah üreten bir ve uygulayan bir lider haline getirdi. Ama Erdoğan'ın ve Türkiye'nin gerçek bir Arap Baharı doğuracağına dair ciddi korkular var Batı'da. Nedir bu? Yani seçim var, demokrasi var, kazanan bir lider var. %86 katılım yani, var. Ülkede büyük bir özgürlük var. Kim ne derse desin, hani içerideki eleştirileri bir tarafa tutuyorum. Yani ülkede farklı dinler, farklı mezhepler, farklı kültürler bir arada yaşıyor, bir bayrak altında. Ve buradaki ülkenin lideri Orta Doğu'daki en önemli konularda, kritik konularda çıkıp Birleşmiş Milletler'de konuşabiliyor. Açıkça bu coğrafyanın haklarını savunuyor ve en büyük küresel güce de karşı duruyor. Tamam. Şimdi bunun doğuracağı dalga çok büyük. Bakın, evet, yani bu dalgaya ne Suud Kralı dayanabilir, ne Ürdün Kralı dayanabilir, ne İran'ın rejimi dayanabilir. Bu bölgedeki halklar kendi baharlarını yaşayacaklar. Ama bu bir doğal seleksiyonda olacak. Doğal bir şekilde gerçekleşecek. Önce bu halklar uyanacak ve bu uyanış Türkiye merkezli olacak. Bir kere buna inanmak lazım. Niye? 1950'lerde, çok mu uzattım? Hocamıza da özür dilerim. Söz vereyim diye. 1950'lerde Türkiye'de bir yerel gazetede Afrika'nın uyanışı kaleme alınıyor. Evet. 1954-1955 Cezayir'in dirilişi, Gana'nın bağımsızlığı, Somali'nin geleceği. Bunlarla ilgili Türkiye'den bir ses çıkıyor. Ve Türkiye yavaş yavaş bu coğrafyalarla, mazlum halklarla ilgili çalışmalar yapan bir ülke. Bunların bir kısmı görünür, bir kısmı görünmez ama Türkiye bir tarihsel birikimle hareket ediyor. Evet. Ve buralarla, bu şehirlerle kontakları olan bir birikim. Dolayısıyla buralarda bir bahar yaşanacak ve bu Türkiye'den doğal olarak etkilenmeyle olacak. Şimdi bunu gören Amerika elbette buradaki yaşanacak her değişimi tamamen kendi kontrolünde istiyor. Tıpkı Latin Amerika gibi. Şimdi az önce söylemiş olduğuma istinaden Emi Bey bir söz söyledi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin demek ki gündemi şu an Türkiye dedi. Şimdi bu da enteresan. Yani başka şeyler, meseleleri var gerçekten konuşmaları gereken. Ve birdenbire bu Raip Brunson'la beraber başkan yardımcısın ama başkan değil. Açıklamalarıyla birlikte sabitlenmiş tweetini görüyoruz. Bu çok gördüğümüz şeyler değil bunlar. Evet. Yani biraz bunu da biraz bir yorumlamak lazım. Ertesi gün çünkü piyasalar açılacakken piyasalar bunları nasıl algılayacak onu anlamaya çalışıyoruz. Bize ekonomiden eğer vurmaya çalışıyorlarsa piyasa nasıl algılayacak bunu görmeye çalışıyoruz. Evet, yani buyurun. Bunun cevabını en iyi siz bilirsiniz. Estağfurullah. Yani burada konuşarak anlamaya çalışıyoruz. Şeyde, ekonomi konusunda bir uzmanlığımız olmasa da net sizin bir şekilde net bir şekilde söyleyebiliriz ki yarın borsa taban yapacak belki. Türkiye için söylüyorum. Yapmayacaktır ya. Niye? Hayır. Belki düşüş Şunu demek istiyorum. Ben hocama soracağım da demek istediğin Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan yardımcısının böyle bir açıklamayı sabit deyip Türkiye'yi gündemine alması çok ciddi manidar bir şimdi, anlam taşımıyor mu? Oraya geleceğim biraz isterseniz. Yani sonuç itibariyle borsanın, doların kırılganlığı ki ekonomi bu dönemdeki kırılganlığı hepimizin dikkatindeki bir husustu ve 24 Haziran seçimleri öncesinde de bu konuda çok oynadılar. Şimdi de devam ettiriyorlar ki NATO'daki Trump-Erdoğan yakınlaşmasının üzerine bunların geliyor olması çok manidar ve başkan yardımcısı tarafından geliyor olması yani bir şekilde Türkiye ile uzlaşma, yakınlaşma gibi bir olay Amerika'nın şeyinde şu anki yönetiminde yok. Yani onlar
tamamen aslında bakarsanız şeyde yani İsrail'in sürekli Suriye'ye vurması, Suriye'ye bir süre sonra muhtemelen oraya doğru yayılan bir şey politikasını falan geliştirecek ve daha sonraki süreçte İran'a niye arka çıkıyor Türkiye diyorlar. İran'dan sonra sıra Türkiye'ye gelecek. Yani bunu görmeyecek kadar işte burada bazı şeyler işbirlikçi siyasetçilerin falan dar görüşlülükleri sebebiyle resmin büyüğünü kaçırıyoruz. Ama Türkiye çok onurlu bir tavır alıyor bu tür konularda. Az önce tüm bu şeyler konular gündeme gelince işte Arap Baharı ve benzeri gibi konular aklıma şu geldi. Zaman zaman dünya genelinde araştırmalar yapılır. Dünyanın en etkili lideri kimdir diye sorulur ki Bill Clinton falan zamanında o çıkardı. Şimdi dünya genelinde bir araştırma yapılsa dünyanın en etkili lideri, devlet adamı kimdir diye sorulsa Tayyip Erdoğan muhtemelen birinci çıkar ya da ikinci çıkar. Ben birinci çıkma potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Afrika'ya, Orta Asya'ya ve benzeri gibi ülkelere baktığınız zaman zaten Uzak Asya'ya zaten diyebiliriz. Tabii. Üç tane lider var. Sonuç itibariyle orada Erdoğan'a olan muhabbeti çok net olarak görüyorsunuz. Devlet başkanları geliyor oradaki tavırlarına bakıyor. Batılıların tavrına bakıyor. Bizim tavrımıza bakıyor. Dolayısıyla bu sürecin Türkiye lehine kısa vadede belki biraz olumsuz bir tarafı görülebilir ama orta ve uzun vadede oldukça pozitif bir tarafının olacağını söyleyebilirim. Biz az önceki araştırmalarda yaptığımız araştırmalar bir iki sonuç vermiştim. Şimdi izninizle bir sonuç daha vermek istiyorum. 2023 ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılıyla ilgili Türkiye'yi nerede gördüklerini katılımcılara sormuştuk. Çıkan sonuçlar şöyleydi. Dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri diyenler %33.3, aynı konumda kalır diyenler %28, bölgesinin ve İslam aleminin en güçlü ülkesi olur diyenler %25, bölünür diyenler %9.6, daha kötü olur diyenler 1.1. Olumsuz yargı belirtenlerin oranı 10.7. Gerisi Türkiye'nin geleceğinden yana bu ülkenin tüm parti tabanlarındaki insanların görüşlerinde ihtiva ediyor. Türkiye'nin geleceğine inanıyor. İşte Türkiye'nin geleceği derken tam da işte bu konuyu ben hani irdelemeye çalışıyorum bugün bu yayında. Bunlar daha bu akşam yaşanan yeni çok sıcak gelişmeler. Dolayısıyla bunun arkası gelir mi gelmez mi? Soru o. O yüzden dedim hani ben birazdan mesela hocamıza soracağım da piyasa konusunda, ekonomi konusunda. Buyurun. Çok bir ekleme belki hocam. Şöyle olabilir. Atılan bu tweetin özellikle sabitlenmesinin Amerika'da ben iç hedef kitleye yönelik de bir dikkat dağıtacak olay olarak kullanıldığını düşünüyorum. Yani biz hani Türkiye'ye bir tehdit değil. İçeride çünkü Amerika'da Trump'ın uğraştığı bir sürü olay var. Yani bir kendi özel hayatıyla ilgili de çok önemli bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla iç hedef kitlenin dikkatini dağıtacak, iç hedef kitleye yönelik bir davranış olarak değerlendirebiliriz sabitlenen tweet'i. Kendi gündemlerini yaratmak için bir bunu söyleyebilirim. İki de şuna dikkat çekebiliriz. Belki bilmiyorum bu şu anda hani düşündüğüm aklıma gelen bir şey üst üste koyduğumda. Şimdi İsrail'de bir Yahudi ulus devleti vardı. İsrail özellikle toprak yani Filistin'le olan toprak aslında kavgasını din temeline oturttu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de aslında belki bir din konusunu ön plana çıkartarak farklı bir gidişata yani şu olabilir. Mesela İsrail'de Yahudi-Müslüman karşılaşması yapıldı. Eğer bir toprak meselesi olsaydı Birleşmiş Milletler'de alınan kararlar var. Orada işte yapılan savaşlar var. 6 gün savaşları, 73 savaşları. Buna göre İsrail kendi topraklarını aslında
olması gerekenden çok daha fazla genişletti, bir farklı bir noktaya gitti. O toprak meselesi olsaydı belki farklı bir bakış açısı, farklı bir yaklaşım olurdu. Ama din meselesine çevirdiklerinde o zaman İsrail'in kazanabileceği, yani İsrail'i rahatsız etmeyecek ya da bir toprak meselesi haksızlık olayına gelmeyecek Yahudi-Müslüman karşılaşması oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri papazı kullanarak belki din temelli bir Hristiyan-Müslüman, çünkü onların biliyorsunuz medeniyetler çatışması, yani kendilerine sürekli uğraşacakları bir şeyin olması, ya özellikle Orta Doğu'yu da düşünürsek, Orta Doğu'daki politikaları da düşünürsek, belki böyle bir yere de gönderme yapıyor olabilirler. Bunun sonucu yani tutuklanmış bir Hristiyan. Evet, Hristiyan. Yani bir iç kamuoyu mu? Aynen, aynen öyle bir şey de yapıyor olabilir. Kurtarıcı kesinlikle. Zigat yapmaya gitmiş bir kurtarıcı. Aynen. Anlayışsız bir coğrafyada yani mahsur kaldı. 20 yıldır da neleri yani kurtardığı konusu tabii çok tartışmalı. Esas enteresan Afrika bağlamında da şöyle bir şey olabilir. Tabii çok aslında evangelizm dediğinizde çok da değişik kodları var. Hı hı. Fakat sizin buyurduğunuz çok önemli. Şu bakımdan hocam, referansları değiştiriyor. Tabii. Şimdi dünyanın her yerinde kökten dinci kavramı çok sevdiğim bir kavram değil ama kullanalım. Eğer referanslarınız dini inançlara gelirse, akitlere gelirse, bunun ne Birleşmiş Milletler'e bir şey. Adam der ki bu böyledir, bu modeldir der. Aynen. Bu deccaldir, şeytandır, bu dosttur, şeydir. Ve dikkat ederseniz hep evil, yani kötüyle meleğin çarpışması vardır. Şimdi hocam sözü tekrar size bırakacağım. Tabii. Çok kısa bir şey söyleyerek. Buradan da aslında bu dini özellikle şeyi ön plana çıkartarak bence yine İran konusunda bir tabii sıkıştırma yapmak nasıl isteyecektir. Nasıl? Yani şimdi İran'ı zaten sıkıştırmak istiyor. Pompeo galiba açıklama yaptı, dedi ki şimdi İran'da bir Arap Baharı'ndan vesaire bahsettik. Yani daha önce olmuş olan bir Arap Baharı'ndan bahsettik. Şimdi İran'la ilgili şöyle bir şey yaptı. Amerika'da yaşayan İranlılara dedi ki rejim değişikliğini destekleyen, rejime karşı olanları destekliyoruz dedi. Şimdi Amerika dedi hocam, tabii onu da aynen onu da dedi. Mafya sözünü kullandı. Ama özellikle şimdi Amerika Birleşik Devletleri 1979'da İran'da devrim olduğu zaman, yönetim rejim değiştiğinde aslında İran'ı tanıyacak, yani o rejimi tanıyacak da sonrasında büyükelçiliğe yapılan saldırı sonrasında bir düşmanlık başladı ve tanımadı. Ve o rejimi o günden bugüne kadar da hep değiştirmek üzerine çeşitli senaryolar, çeşitli hareketlerde bulundu. Fakat ilk kez bunu benim bildiğim, bilmiyorum, bu kadar net ve bu kadar açık bir şekilde rejimin değişmesine yönelik bir açıklamada bulundu. Sonra yalanladılar ama evet, sonuçta ağızlarından kaçırdı. Evet, şimdi bu önemli bir şey. Onun dışında Türkiye'yi devamlı İran'a yaklaşmakla suçlamıyorlar. Yani şey yapıyor, İran'a yaklaşmakla itham ediyorlar, öyle söyleyeyim. Şimdi demokratikliğini, insan hakları konusunda ya da birazcık daha radikal İslam'a doğru gidildiği ile ilgili endişelerinin olduğunu sürekli de dile getiriyorlar. Bu tamamen algı yönetimi yani şimdi İran. Şimdi papaz olayı çıkarttılar Hristiyanlık üstüne. Bir de şöyle bir şey var. İsrail'de Yahudi ulus devleti olayı aslında çok farklı açılardan ele alınabilecek bir durum. Çünkü İsrail her zaman için Orta Doğu'da demokrasinin olduğu bir ülke olarak, bir vaha olarak gösterilirken demokrasi şimdi vahası. Evet, böyle bir yaklaşımla aslında ırkçılığın ötekileştirmenin beşiği haline geldi diyebiliriz. O zaman demokratik olarak Orta Doğu'da kalan ülke Türkiye olmuş oldu, yani Orta Doğu tarafında kalan ülke. Şimdi bunun da bir rahatsızlığını duyuyor. Neden? Çünkü bu olay olduktan sonra buna tepki gösteren Avrupa ülkeleri de oldu bu şekilde. Yani dünya kamuoyunda İsrail kendi imajını zedeledi. Bu yüzden de Türkiye'yi Avrupa'dan da uzaklaştırıp Orta Doğu ülkesi haline getirebilmek için de belki bu papaz olayını işte din nedeniyle kullanıp sıkıştırmak isteyebilirler diye düşünüyorum. Bu referans evet noktalarıyla ilgili hocamın bıraktığı yerden şunu söyleyeyim. Yani işine geldiği zaman İslam'ı Şia ve Şia dışı evet unsurlarla parçalamakta beis görmeyen güçler, bunun arasında başta Amerika ama diğer güçler de var tabii. Zamanı gelince sanki bütün bir Armageddon'a inanan evangelistlerin dışındaki her şeyi aynı kefeye evet koyma unsurunda. Çünkü unutmayın, İsrail'in de aslında bu duruma gelmesinin veya bu beklenmeyen hareketi göstermesinin içerisinde iç dengeler de var. Yani netice itibariyle nüfusun üçte biri askere gitmeyi reddediyor.
Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılayan belirli Musevi cemaat önderleri vardı. Bunlar İsrail'in kendi inandıkları kutsal kitaptaki İsrail inancına karşı olduğunu ve işgalci devlet olduğunu söylüyorlar. Amerika'da hala federalizm, en son bir şey oldu biliyorsunuz, bu federal toprakları MERA gibi kullananlarla ilgili çatışmalar oldu vesaire. Bu tür unsurlar oluyor. Texas bağımsızlığını savunmaya çalışanlar senelerdir savaş veriyorlar. Kaliforniya 3'e bölünmek isteniyor seçim bölgesi tarafından. Dolayısıyla aslında burada belirttiğiniz unsurlar çok önemli. Tabii burada çok dikkatli olması gereken bir şey var. Hani biz başta da söyledik ya, Türkiye asla kurban mentalitesine girmemeli ve asla komple teorileriyle çok büyük şeyler var, bunların karşısında biz bir şey yapamayız havasına girmemeli. Tamam mı? Bu çünkü bakın bunun formülü verilmiş. Dünya beşten büyüktür zaten, bunu formül veciz olarak ifade etmiş. Dünyada böyle gizli kapalı bilmem ne falan, hiçbir güç bu kadar kuvvetli değil. Yani vardır, mutlaka güçler vardır. Elbette vardır. Bir enteresan nokta da şu. Bakın Afrika'dan bahsediyoruz. Hocam demin ona biraz değindi. Şimdi Afrika'da ne oluyor? Afrika dediğinizde son 200 yılda Leopold var, gidiyorsun Brüksel'de atın üstünde herifin resmi şeyi var, heykeli var. Ya bunlar 50 yıl evvel istediği ürünü zorla ekmeyen adamın parmağını kırmak için şey yapmışlar. Tabii. İşkence aleti yapmış insanlar bunlar yahu. Yani bunlar insanlar, böyle gezen insanlar, hala yaşayan insanlar var. Şimdi Afrika'daki misyoner Hristiyanlık propagandası, şimdi İslam olmadan Afrika'nın yeni uyanışında İslam var. Bu çok enteresan. Tabii. Şimdi burada da bir kod var. Bakın adam kalkıyor oradan, geliyor Anadolu topraklarında tebligatta bulunuyor kendi dinince. Hı hı. Tam bu esnada Afrika'daki yapılanmalar içinde İslam Kalkınma Teşkilatı ve İslam olmadan çözüm bulunamıyor. Ateist Çinli veya dinsiz Çinli geliyor, orada başka yatırımlar yapıyor. Ve bunu yaparken referans olarak dini kullanmıyor. Ve dikkat edin, bu misyonerler de Afrika'yı Hristiyanlaştırmıyorlar. Ondan sonra köleleştiriyorlar. Aynı sorunu Boko Haram diye bir şey çıkıyor. Evet. Allah Allah. Ne zaman böyle bir şey olsa Boko Haram bir saldırı yapıyor, petrol fiyatları artıyor. Evet. Bunlara biliyorsun hocam, demin güzel söyledi, kullanışlı aptallar deniyor hocam biliyorsun. Evet. Useful fools. Bunlar bu kullanışlı aptalları değişik zamanlarda kullanıyorlar. Dolayısıyla buradan da bakmak lazım. Yani netice itibariyle uzun soluklu düşünmeden günlük stres arttırıcı böyle günlük unsurlarla, sivrisinek vızıltılarıyla fazla uğraşmamak lazım. Hani doğrudur, sinek ufaktır, mide bulandırır, ama eğer sizin yolunuz belliyse, istikametiniz belliyse, coğrafyanız belliyse, kutbunuz belliyse nereye gideceğinizi görürsünüz. Bu şeyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Evet. Şimdi bu piyasalar tabii beklenti içerisinde. Spekülasyon haktır, spekülasyon olur. Yani bu piyasa dediğiniz adamlar, bunlar din adamı, ilahi kişiler böyle falan değil. Bunlar para sahipleri. Para sahibi ne yapmak ister? Paradan para kazanmak ister. Paradan daha fazla para kazanmak için de faizin yüksek olmasını ister. Senin risk primini arttırır. Bu gayet iyi bilinen bir unsurdur. Kendileri zaten mekanizmayı kurmuşlar. Hocam demin değerlendirme şirketlerinden bahsetti. Evet. Ben bir tek şunu söyleyeyim size. Ben orada da hani biz kurbanız murbanız demedim. Bunlar sistemin içerisinde. Futbol oynamak istiyorsan kurallarına göre oynayacaksın, tamam mı? Ama kuralların haksız gördüğün taraflarını da itirazını yapacaksın. Bakın bu kadar konuşuldu. Şimdi video sistemi geldi. Türkiye'nin de aslında uluslararası da yapmak istediği o. Diyor ki videosu, bir mahşeri bir vicdan olalım. Biz not düşelim. Herkes susarken biz konuşalım, not düşelim. Yani zaten rahatsız eden bu. Şimdi burada da diyoruz ki arkadaş, tamam sen değerlendireceksin. 1800 yıllardan beri manifetörcüler mal verirken değerlendirmeyle başlamışsın. Ama şu var. Şimdi ben şeylere bakıyorum. Zeliha da ne demek istediğimi gayet iyi anlayacak. Ya bunun raporuna bakıyorsunuz. Bunu bizim öğrenci yazsa içerisindeki tutarsızlıkları anlarsınız. Yani ben şöyle, ben Ece Hanım'a karşı gayet mutiyim. Ne yapsa hiçbir şey yapmıyorum. Zeliha Hanım'a en ufak bir şey yapsa, vay nasıl oldu diyorum, uyarıyorum. Zeliha bugün çok kötü yol diyorum. Sağa dönüyor, sağa dönme diyorum. Sen öbürsü gün sola da dönersin diyorum falan. Zeliha da şaşırıyor. Diyor ki ya siz Ece Hanım'a gayet muti davranıyorsunuz. Şimdi üst üste Yunanistan, adam kravatı taktı. Çipras bir günlük taktı değil mi? Evet. Borcu verdiler. Bir gün kravatı taktı. Ertesi gün çıkarttı. Aa, üst üste notlar artıyor. Bizim daha hani şey vardır ya, biraz tekrarlamış gibi olacağım ama hani şair ne demiş? Ben seni sevebilme ihtimalini sevdim. Evet. Diyor ki bankacılık sektörü çok kuvvetli ama şu şöyle olursa, bu da böyle böyle olursa o zaman şöyle şöyle olur 6 ay sonra. Ya kardeşim, yani ben 2 saat içerisinde Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri anlaşacak mı bilmiyorum hocam, ki yani.
Zaten dedi ya Amerika. Yani oradaki çifte standart şey. Bunun son karşılığında ne dedi? Yaptırım dedi. Evet. Ekonomik yaptırım işte. O yüzden oraya getirmeye çalışıyorum. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu adamlar ne adım atacak, biz ne adım atacağız? Şu an en çok merak edilen konu muhtemelen budur. Hilmi Bey söyledi gayet güzel. Spekülasyonla manipülasyon arasında ince bir zar vardır. Ar duygusu gibi. Ona çok dikkat edeceksiniz. Bu şeyi aştılar. Manipülasyon zararlıdır. Dünyanın hiçbir yerinde manipülasyona müsaade etmez. Ama spekülasyon haktır. Oyunu bileceksiniz, kurallarına göre oynayacaksınız. Ben size söyleyeyim. Ben rakamlara bakarım. İsmet Özel ne demiş? Sayılar o ayıp işaretler demiş. Biz iktisatçılar bakarız o sayıları da çok severiz. Matematik yalan söylemez. Matematik yalan söylemez ama nereden bakacağın önemli tabii. Şimdi tüketici güven endeksi yükseldi mi? Yükseldi. En de enteresanı tasarruf yapma ihtimali de yükseldi. Evet. Yalan söyler mi? Üstad siz biliyorsunuz sayılar yalan söyler mi? Tamam. Ha siz onu çarpıtsanız başkası nasıl olduğunu söyler. Bir kere sayılar ortaya çıktıktan sonra onun için zaten şair diyor. Ayıp işaretler diyor. Bir kere ayıp örtülmez. Ortadadır. Siz A dersiniz biri çıkar B der. Namuslu bir adam çıkar. Hayır arkadaş o ne A'dır ne B'dir. C'dir der ve ispatlar o ortaya çıkar. Şimdi onun için hani matematikte ayıp günah olmaz. 100 yıl çözemez bir formülü. Adamın biri gelir bir dakikada çözer formülü böyle kalırsın. Ben hayran kalırım hep böyle fizik tezleri vardı. 1,5 sayfada adam doktora tezi yazmış ya. Hocam tabii. Biz biliyorsun 200-300 sayfa yazıyoruz da içinde çıkamıyoruz. Şimdi onun için şunu söyleyeceğim. Bakın ne oldu? Birdenbire perişan olduk. Ne oldu? Herkes işte nasıl oldu? Merkez Bankası böyle yaptı falan filan. Çıktı değil mi? Sonra ne oldu? Hop tekrar aşağı indi. Hocam piyasa şimdi, bu zaten. İnecek çıkacak tabii, işi o. Ama bakın şimdi bazı zamanlarda bakın ama şu olabilir. Evet. Yukarıya doğru çıkarsa bir ben özür dilerim daha evvel sizin programınıza da söyledim. Ben çünkü bunu mantıklı şey bilmiyorum. Bir azgın çıkış vardı böyle. Bir rasyonel değil. Ne oluyor diyorsun yani. Ket vuramıyorsun. Şimdi dikkat ederseniz çıkıyor test ediyor. Çıkıyor. Bir güzel demin söylediğiniz çocuk hani diyor şey yapıyor tehdit bakıyor size ne kadar istediğinizi şey yapıyor. Bir yerde diyeceksiniz ki bir dakika zararı kes politikası olacak. Onun için Türkiye'nin kolu kes. Türkiye'nin onun için gereğini de yapması lazım. Evet. Vaktimiz azalıyor. Onu kesin konuşmak lazım. Vaktimiz azalıyor. Teknik konulara hakim olacağız ama bu işin sanat ve üslup tarafını da unutmayacağız. Bakın Merkez Bankası'nın mesela son şey hiç kimse ekonomi olsun hiç kimse konuşmadı. Kimse söz etmedi. İlk defa alıyor. Bakın bu dikkat edin. Biz Tansu Hanım döneminde de biliriz. Süleyman Bey döneminde biliriz. Bilmem Ecevit döneminde biliriz. Ama Merkez Bankası'nın teknokratlarında biraz bu işin iletişim ve sanatkarlık tarafına da bakmaları lazım. Yarın göreceğiz. Şimdi yarın göreceğiz. Şu an dolar 4.86 civarında. Bence Asya piyasası çok da fazla tepki değil. Vermedi. Vermedi. Bravo. Ha, onu söylüyorum. 4.82. Zeliha sağ olun. Siz gene her zamanki yok yani onu söylemeden geçemeyeceğim. Tabii, yani doğru, oturup doğru, da 5 olmadık. Çünkü ben öyle biraz, öyle mesajlar lafı dolaştırdım mı kusura bakma sen. Destek direnç noktaları falan. Yok o mesajlar geldi. Yani bana mesajlar geldi bu Brunson açıklamasının sonrası 5 olur mu dedim. Hayır yani 4.95 olun. 1.86. Yani 4.86. 1.86 Allah söyletiyor. birkaç dakikam var araya yine size yani döneceğim. Sonuç bildirgesi açıklandı. Evet, bu yani geldi zaten. Onu birisin diyorsunuz. Evet. Bundan sonra Amerika işte dedim ya Pence tweet'i sabitlemiş mesela. Hı-hı. Örnek bir adımdır bu. Başka bir adım nasıl bir adım bekleriz diyeyim sabaha kadar. Ben tabii, onlar da gündüz yani çünkü. Çok daha net söyleyeyim. Hı-hı. 6 Kasım'da hı-hı, Amerika'da ara seçim var. Evet. Yani seçime dönük bir kampanya. Bu başkan yardımcısında zaten kendisi evangelist. O anlamda ben teopolitik diyorum. Amerika belki de bugüne kadar hiç olmadığı kadar teolojik temelli bir politikada gidiyor. İçeride seçmenine dönük bir faaliyet yürütüyor ama buna karşı da Johannesburg'da alınan kararların içerisinde şeffaf dünya ekonomisine vurgu yapıyor. Ve çok önemli bir şey var orada Filistin meselesi. İsrail'in uygulamaları bir çözüme kavuşturulmalıdır. Vurgusu nihai şeyde evet, bildirde girmiş. Evet bildirgede girmiş. Türkiye'nin başarısı. Bu Türkiye'nin eklemesidir. Bunu vurgulamak lazım. Bugün Türkiye Birleşmiş Milletler'deki yaşanan Kudüs meselesinden sonra ikinci kez de bir bildirgede yer almış. Bu anlamda Türkiye'nin alışkanlıklarını eskisi gibi pasif siyaset izleyeceğini zannedenler yanılacaklar. Bölgede çok işler bir politika güdecek. Hem Rusya'yla hem
Çin'le, hem Hindistan'la, aynı zamanda İran'la ve Afrika'yla farklı işlerde, farklı sektörlerde ticaretini yükseltecek, insan kaynağı alışverişinde yapacak diye düşünüyorum. Evet, ben de araya gidiyorum. Aradan sonra devam edeceğiz. Tamam. Son bölümümüz olacak. Dolayısıyla bizi izleyenlere ertesi gün neler beklenebilir biraz açmakta lazım gibi görünüyor aradan sonra. Devam ediyoruz.